Merhaba değerli yatırımcılar. E, köysel piyasalara baktığımızda ABD piyasalarının ve Avrupa piyasalarının genel olarak hafif pozitif hareketler sergilediğini görmekteyiz. E, uzak doğu piyasalarında da e, yatay diyebileceğimiz hareketler söz konusu. Bize benzeyen piyasalarda biraz daha pozitif hareketler var. Hindistan'da %1'in üzerinde, e, Brezilya'da %1'in üzerinde pozitif hareketler söz konusu. Bizim piyasamıza bakacak olursak dün endeks hafif negatif yatay diyebileceğimiz e, daha doğrusu hareketler sergiledi. Bugün için endeksin yatay açılışla başlayacağını düşünüyoruz. 90 bin direnç noktası önemli bir nokta. 90 bin noktasını kırması durumunda 91 bin seviyesine doğru yükselişler devam edebilir. Aşağıda 89 bin seviyesi var. Bu noktaya genç tepki alımlarının geldiğini görüyoruz. Endeksin genel olarak 89 bin ve 90 bin arasında işlemlerini sürdürdüğünü görmekteyiz. 90 bin direnç noktasını kırması durumunda yukarı yönlü hareketler devam eder diye düşünüyoruz. Genel olarak baktığımızda yarın FED faiz kararını açıklayacak. E, FED öncesinde hem kurda hem de e, piyasada çok yoğun hareketliler yok. E, genel olarak yatay hareketler sergilenmekte. FED'in ardından biliyorsunuz ki bizim Merkez Bankamız karar verecek. E, faiz kararını onu da yakından takip ediyor olacağız. Genel olarak şu an için piyasalar yatay. 89-90 bin band arasında işlemleri e, göstermekte piyasa. Bunlardan bu iki noktadan bir tanesi kırılmadan yön açıkçası belli olmayacak diye düşünüyoruz. Diyeceklerim bugün bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum.